cazcı olmayacaksın. Dinle beni falan. Dinle. Ne oldu? Biz niye bu kadar mutluyuz ya? Vallahi inanılmaz. Evet, Soğuk Savaş'ın yeni bir bölümünden herkese merhaba. Bugün çok özel konukları ağırlıyoruz. Gördüğünüz gibi yüzümüzdeki mutluluktan kesinlikle Berk'in gelmemesiyle bir alakası yok. Sadece konuklarımızla alakalı bu mutluluk. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız herkese böyle söylüyorsunuz. Ben onu biliyorum. Ama hiç mutluluğu bu kadar vurgulamıyorum. Evet. Geçen şeyi düşündüm. Hatta Ece ile konuştuk. Ben her Soğuk Savaş'tan önce çok geriliyorum. Anksiyete yaşıyorum falan böyle. Dün hiç yaşamadım. O ben da biliyorum sebebini de. O da dedi ki yani kuzenin geliyor bir zahmet yaşama dedi. Sevgili Ercüment Orkut benim kuzenim olur bu arada. Hani biz de boş adam değiliz yani. Caz falan. Buralarda şeyimiz var. Sana nasıl bir artı yazabilir ki bu olay ya? Bildiğiniz üzere şehrin kapıları caza açılıyor. Bilmiyor da olabilirsiniz. Ama ben şimdi söylüyorum. 33. Akbank Caz Festivali başladı efendim. Biz de onu kutlamak adına çok özel konuklarla birlikteyiz. Yalnız böyle biraz adil olmadı gibi ya. Yani Berk de gelmeyince biz bu bölümden sağ çıkamayız. Yok yok, hiç de öyle. Şey sorular tamamen liyakat. Diatonik. Yani öyle mi? Bilirsiniz diye düşündüm. Ben evet, sen biraz çalıştırdın. Evet, diatonik halledelim. Şey değil mi? Ama yine de çok içinize sinmiyorsa. Diyetle ilgili bir ben şey. Bence öyle. Şöyle yapalım, biz yardım alalım. Yardım alalım. Eğer sizin için bir mahsuru yoksa burada liyakatın önemini vurgulamak adına kuzenimizi, kuzenimiz mi? Hayda. Kuzenimiz. Bir dakika baştan çakılmış bu. Baştan çakılmış. Kurulmuş. Kurulmuş. Size bir tuzak var efendim. Benim adımı yazınca Buğra'nın fotoğrafı çıkıyor. Ciddi mi? Evet. Gerçekten inanılmaz ya. Oğlum ben sizin ailenin Google arabalarına nasıl sızdım ya? Gerçekten. Bahçı da yazınca bu arada. Bahçı Soydemir yazınca da ben çıkıyorum. Evet. O zaman beni bulmaları için Buğra Oflaz yazmaları. Sen bize bir yardımcı ol, böyle olmayacak. O zaman. Haydi. Alkışlar. Bravo. Bravo. Ya işte bu. Çok güzel görünüyormuşsunuz bu taraftan ya. Biz de sadece o taraftan anlamadım. Abi siz hiç böyle bir şey. Evet, o zaman sorularımız hazır, takımlarımız dengelendi, Soğuk Savaş başlıyor. Gülersen kaybedersin. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecan var mı? Çok var, çok güzel. Niye ya? Biz ne bileyim var yani, çünkü şu anda seni yenmek istiyorum. Öyle mi? Çok iyi. Bunu kimse söylemiyor bu arada, o yüzden ben açıkçası işte böyle yani yarışma, ben böyle konuk istiyoruz biz. Bizde genelde konuklar başlıyor. Biraz korkmakla beraber sizin şakanızla başlayabiliriz. Müzisyenlerin yazın giydiği pantolondan kısa, şorttan uzun giysiye ne ad verilir? Ne ad verilir? Sanatçı kaprisi. Ya hemen gitmek çok istemiyorum ya. Çok iyiymiş bu arada. Biz geçen Ercüment abiyle şeyi konuşuyorduk. Benim Instagram'da müzisyenim diye tikim var. Hı-hı. Ercüment abinin yok. Benim de i̇şte, yok. İşte dünya bu halde arkadaşlar. Hazırsanız geliyor. Evet, buyurun efendim. Bir caz konserinde en çok duyduğumuz soru nedir? Nedir? Şarkı ne zaman başlıyor? Acı ama gerçek bir gülüş gördüm orada, evet. İnce. Peki. Sizdeyiz. Umut Sarıkaya'dan ayrılmak isteyen sevgilisi ona hangi şarkıyı söyler? Hangi? Umut sevme. Ay. Ya tona giremedim burada. Evet Bulut'cum. Seni dinliyorum. Hayır yok, hayır. Sendeyiz. Hayır. Sendeyiz. Beni dinliyorum. Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in eve temizlikçi ayarladığını duyunca Beren'e ne demiştir? Ne demiştir? Hiç para sordun mu? Güzel. Geliyor. Hazır mısın? Hazır. Herkes hazır mı? Ölümsüzlüğü bulmuş olup, geçmişte mitolojik bir savaşçı olup, şimdilerde Türk pop müzik camiasını kasıp kavuran ünlümüz kimdir? Kimdir? Conan Doğulu. Böyle konser alamayız. Selamlar. Selamlar. Benim
Kenan Doğulu, şakam yok. Bu arada nasıl denk geldi o da ayrı bir şey. O yüzden ben farklı bir yere götüreceğim bizi müzikte. Yaptığı şarkılar midesini bulandıran piyanist şantör kimdir? Kimdir? Arif Kusan. Çok iyi. Çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Stephen King'in köpeğinin adı nedir? Nedir? Stephen Hawking. Çok güzel. Stefan mı? Stefan. O niye Alman oldu bilmiyorum ama. Bir anda şeye doğru geçti. Alman kurdu. Bir caz müzisyenine kendi performansı hakkında kötü hissetmesi için ona ne dersin? Geçmiş olsun. Hayır, hiçbir şey. Bir şey söylemene gerek yok. İstediği botun gri rengini görmek isteyen müşteri kasiyere ne der? Ne der? Grey der. Çok iyi. Ama gülüyor, gülmüyor mu yani ben mesela? Hemen gitmeyeyim diye ama tamam. Yazdık puan. Bu neyse bu. Cello sesini nasıl güzelleştirirsiniz? Limoncello. Hayır, satıp keman alarak. Çok ayıp. Enstrümanında virtüözleşmiş caz müzisyenine ne denir? Eyvah, buna güleceğim ben bence. Cevabını bir... Ne denir? Olsun. Çok zorlanıyorum ben. Adından tam olarak emin olamadığımız caz müzisyeni hangisidir? Hangisidir? Ercüment Orkut. Ya Allah kahretsin seni ya. Çirkef, fitneci, ara bozucu piyaniste ne denir? Ercüment Orkut. Orkut. Ne denir? Cazgır. Tamam. Peki. O zaman. Tamam. Yakın mesafeden kafa vuruşu yapan ama golü kaçıran ilimiz hangisidir? Hangisidir? Küt ah ya. Okey. Yani hep böyle baba şakası dediğimiz muhteşemdi. Çok iyiydi valla. Bir caz müzisyenine mesleği nasıl sorulur? Nasıl sorulur? Hayır hayır, asıl mesleğin ne? Çok gerçek, çok üzücü yani. Çok üzücü. Merhaba, hoş geldiniz. Selamlar. Evet, hazırım dinlemeye. Ben de. Ki biraz caz müzisyenlerin çok duymadığı bir cümledir bu arada. Dur, güldürme, dur. Gitmeyeceğim, duracağım biraz. Gördüğümüz gibi hemen sevdiğimiz caz müzisyenimiz kimdir? Kimdir? Kerem Görse. Kıysa sevme bu arada, öyle bir şey de var, aurası da var değil mi? Evet. Bir bas gitarın sahnede çalınabilir durumda olması için ne gerekir? Ne gerekir? Basçı. Çalmaya niyetli biri. Devam. Tabii sizde. Michael Jackson'ın Smooth Criminal adlı efsane parçasının performansında yaptığı anti-kütle çekime eğimi hareketi olarak da bilinen hareketin koreografı Kuşum Aydın hangi sözlerle bu hareketi yaratmıştır? Hangi sözlerle? Kaykılacaksın. Yani punchline için. Müthiş bir emek. Müthiş bir emek. Yazdım. Emeğe saygı. Harikaydı. Hepsi üretim. Harikaydı. Güzel. İlk çağlarda ün yapmış voleybolcumuz kimdir? Kimdir? Ebrar Katapult. O zaman derbi diyebilir miyiz? Derbi, çok iyi. Ama ikimiz de Fenerbahçe'li olduğumuz için olmamış oluyor. Evet. Evet. Bu sene öyle değil galiba. Evet. 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 Güzel güzel. Çok iyi gidiyoruz. Maşallah. Evet. Caz konserlerinin yapıldığı Steakhouse restoranının adı nedir? Nedir? Trompet. Hata veriyor telefon şu an. Şaka ya. Hayır. Tamam, gülmedim. Okey. Tamam.
Oppenheimer Karadenizli olsaydı ne olurdu? Oppenheimer. Müteahhit. Acı ama. Vur bakalım. Kas gücüyle nam salmış ünlü caz trompet sanatçısı kimdir? Kimdir? Louis Armstrong. Ya çok kötü ya. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim de bir trompet şakam. Öyle mi? Evet. Tam da bana da bir arkadaştan yardım aldım. Bir trompetçinin yavaş çalmasını nasıl sağlarsın? Nasıl? Elinden enstrümanını alarak. Doğru mu? Doğru mu bilmiyorum. Güzel, güzel. Tamam. Nice. Ay, trompetçi değil galiba. Çok büyük bir nefreti var. Piyanist olabilir mi? Buika'nın Türkiye'de yaşayan gazeteci akrabası kimdir? Kimdir? Şansal Buika. Evet, Buika. Barış Manço'nun asla yapamadığı müzik türü hangisidir? Nedir? Caz dostum. Gezi teknesinde düzenlenen caz festivaline ne ad verilmemelidir? Ne ad verilmemelidir? Caz Boğaz'dan gelir. Güldüm ama tamam yani puanı verdik. Ben yine de bir şaka daha yapacağım. Tamam. İki piyanistin uyum içerisinde çalması için ne gerekir? Dört el. Birini stüdyodan kovmak. Polonya'da en sevilen yemek nedir? Nedir? Lahmacun. Gene çok güzel bir... Tutar. Baba şakası. Neden gruplarda bas gitarist bulundurulur? Çok uzun düşündüm çünkü ben de çok merak ediyorum. Yani neden? Davulcuya çeviri gerektiği için asıl cevap. Ama sizin i̇şte cevabınız yani daha güzeldi. Enstrümanını çok kötü çaldığı halde bir sürü konser çalan müzisyene ne denir? Vokalist? Menajer. Programdan sonra vokalistler benimle tamam ya konuşmak kesiyor. Benle konuşan menajer ama olmadığı şöyle... için benim çok Peki. Bir kadın çok mutsuzmuş, hı-hı, hayatında. Finlandiya'ya gitmiş ve birden mutluluğu, aradığı mutluluğu bulmuş. Neden? Neden? Endorfini bulmuş çünkü. Beethoven'ın sağır olmasına rağmen iyi bir müzisyen olabilmesinin sebebi nedir? Nedir? Eleştirileri duymaması. İyi, iyi, iyi. Böyle bir eleştiri. Aferin. Teşekkürler. Evet, yine ben. Abi hoş geldin. Selam. Ercü'yü istiyorum karşıma. Sizi eleyeceğim. Sonra Ercü gelecek. Gel. Beni evet. İstiyormuşsun diye duydum. Şeye gidiyoruz, RDM'ye. Üç kişi anladı bunu, evet. Evet. Silahlı kuvvetler. Ben seni bir gönderiyorum şimdi. Bir dakika. Böyle hareket yap. Hiç maça çıkmadan, yıllardır Fenerbahçe'de maaş alan Nazım Sangare, yönetime hangi caz standardını söylemiştir? Hiç maça çıktın mı? Nedir? Never let me go. Love me much too much. Never let me go. Böyle bir Nazım Sangare hayal. Çok iyi. Bulup barda şu an. Ülkemizin Doğu Denizlerinde, dikkatini çekelim. Doğu Denizlerinde yetişen hayvan. Nedir? Shark. Coğrafyam çok zayıf benim ya. Konservatuarlıyım biliyor musun? İngilizce. Hi. Anlıyorum. Never let me go. Yani, güzel söyleyeceksin, öyle olmaz. Peki grupta bütün kızların ilgisinin sürekli üzerinde olduğu gitarcıya klavyeci ne demiş? Ne demiş? Abi sol minör çevrimini iyi çalmıyoruz, beraber olmuyor. İkinci ölçüden bir daha çalışalım, ondan sonra bak bir sonraki... Ya yapma ya, yapma ya. Veganların yiyebildiği tek kebap türü hangisidir? Zorlasam bulurum bunu ya. Bizim orada bir yer var falan. Hangisidir? Etiyokya kebabı.
Güzel ve güneşli günler görmemizi sağlayan festival hangisidir? Hangisidir? Akbank Yaz Festivali. Acaba bir daha bu festival olacak mı? Şu an düşünüyorum. Yani sana olmayabilir falan diye. Hayatı boyunca hafta sonu istirahatlerine özen göstermiş caz vokalisti kimdir? Kimdir? Billie Holiday. Çok seversin. Bayılırım bu aç. Çok doğru. Şimdi işte ben de seviyemizin farkını göstermek için, kültür seviyemizin, bir şaka yapacağım. Rakibi döverken yerlerde süpüren boksör kimdir? Bir anda faldır kim? Mike Tyson. Kültür de böyle. Yok ettim bütün kültürsün. Şimdi seni ablukaya alıyorum. Tabii ki abi. Düzen kontenjanından. Tamam. Bana çok iyi geçen bir konserimden sonra izleyiciler genelde ne der? Ne der? Abi bu açlara şakamı ulaştırır mısın? Yaşanmış bir hikayeden. Kulağına nefis bir caz balat parçası gelen kişi ne düşünür? Ne düşünür? Futbol menajer. Evet, bunu 200 kişi anladı. Yayınları evet, takip abi. Eden çok iyiydi ama. Çok iyi ritim tutturan, nefis ataklarla geçişler yapan kişi kimdir? Kimdir? Guardiola. Sağ olun, beni eğlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok iyi. Müthişti. Soğuk Savaş'ın bu bölümünün sonuna geldik ve yine kaybeden biz olduk. Rakibimiz kazandı. Efendim tebrikler. Tebrikler. Çok tebrikler. Çok yani demek ki bizim ailede var abi. Yani ailede evet var. Evet ya, bizim ailede. Evet. Yine girmiş aile. Evet. Tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel hazırlanıldı. Belli oldu bütün şakalardan. Böyle çok antik tatta baba şakaları da vardı. Çok günümüze antik eleştiri. Tatta. Antik tatta. Bir şeyler söylüyor ben, ama. Bence gayet antik tatta olur ya. Böyle normalde birleşmeyecek cümleler antik söylüyor tatta. Ama birleştiriyor bir evet. Şekilde. Şeyden bu temastan oluyor bence. Olabilir. Olabilir. Evet, çok güzel şakalar vardı. Tebrik ediyoruz. Nasıl bir galibiyetti sizin için? Kazanmaya alışık bir ekip miyiz? Çok. Tabii her zaman. Hep değil mi? Evet. Hiç sevmeyiz kaybetmeyi. Biraz da kolay oldu galiba, değil mi? Çok zor olmadı açıkçası. Çok zor olmadı. Yani. Evet, olmadı. Hiçbir cevap alamadık hiçbir sorudan. Şimdi keyifli müjdelerimiz de var. Buradan konserleri de duyurmuş olalım, sormuş olalım. Zaten biz 33. Akbank Jazz Festivali için buraya toplandık ve bu bölümü kaydettik. Ama onun dışında da paylaşmak istediğiniz varsa onu sorayım ben. Benim Barış'ın da dahil oldu. Hatta aslında Ercüment'in de olacağı. Hı-hı. Ama bu konserlik aramızda olamayacağı. Evet, 5 benim Ekim, özel bir işim var. Söylediniz evet. 5 Ekim'de Aksanat'ta benim son albümümü çalacağız. Hepinizi buradan davet ediyorum. Buradaki herkesi de davet İzlemeye ediyorum. İzlemeye gelsem ya. Abi o gün işim var. Seni mahvediyorum. Seni mahvediyorum. Bravo. Yakarım seni. Ertesi günde bizim konserimiz var. Yani beraber Çağıl'la birlikte düzenlemelerini de yaptığımız çok özel bir proje var. Bir ilk proje. 33. Akbank Jazz Festivali'ne denk geldi. Hülya Tunçak'ın çok saygı gösterdiğimiz ve sevdiğimiz müzik direktörünün yaptığı iş. Aslında çok popüler olan bazı parçaları yeniden düzenliyoruz ve bir Ladies and New Standards ismi, böyle onları caz standartları şeklinde yeniden çalacağız ve ekip çok büyük, 16 kişi sahneye çıkacak, inecek, birçok şarkıcımız var, aranjörlerimiz var, bayağı enteresan bir proje ve harika geçiyor provaları, çok yoğun çalışıyoruz. Onu da bekleriz. O 6 Ekim'de. 6 Ekim'de zorlu da drama sahnesinde. Drama sahnesinde. Çok, çok da iyi. Güzel sahne. Biz de 7 Ekim'de Buray'la bir kahve içmeyi düşünüyoruz. Buradaki hiç kimse kahve değil. Ama biz de güzel bir kahve içeceğiz. Evet, çok iyi kahve bir 10 kişilik bir ekip devamlı dönecek. Çok aynı kahve. Provalarını yaptınız mı? Ya bir grup şişmanlar da bir standartsız diyerek. Bizim genelde kazananlardan bir ricamız oluyor. 3'ten geriye sayıyoruz ve onlardan bir kazanma hareketi rica ediyoruz. 3, 2, 1.